Bir Nail Altı Sohbeti'ne daha hoş geldiniz. Nail Altı Sohbeti'nde bu hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle STK'ların, kadınların STK hayatına katılımlarını, STK hayatlarındaki rolünü konuşacağız. Çok değerli konuklarımız var ama onun öncesinde tabii ki geçen hafta çok üzüldük. 11 vatan evladını talihsiz bir helikopter kazasında kaybettik. Şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum. Kendilerini minnetle yad ediyorum. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun diyorum. Ve hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Bugün bizlerle Rize Dernekleri Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Sayın Nilüfer İpek bizlerle beraber. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Rize ve Karadeniz Kültür Sanat Derneği Başkanı Sayın Elmas Kutlu bizimle. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Rize'den çok değerli bir konuğumuz var. Ebul Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı Hülya Cevahoğlu bizimle. Kendisine de hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ve açılış konuşmaları için sözleri Muammer Bostan'a değil, Rize Dernekleri Federasyonumuzun yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde şube müdürü, çok değerli hemşerimiz Emine Tülay Sürüngüve vermek istiyorum. Buyurun Emine Hanım. İyi akşamlar diliyorum. Sevgili izleyenler, biliyorsunuz ki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli etkinliklerle düzenlenerek etkinlikler yapılmaktadır. Biz de Rize Dernekleri Federasyonu olarak her hafta sonu elektronik ortamda online olarak Abdurrahman kardeşimizle birlikte Nail Altı Sohbetleri programı yapmaktayız. Bu haftaki programımızı da Dünya Kadınlar Günü'ne ayırmayı ve kadın katılımcılarla yapmayı uygun buldu federasyonumuz. Biz biliyoruz ki kadın toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu varlıklarındandır. Sürdürülebilir, adil, adaletli ve kalkınmış bir toplum inşa etmenin tek yolu kadının ilerlemesi olup politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın ön koşuludur kadının ilerlemesi. İleri demokratik bir toplum için kadınların güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, bağlılık, siyaset, hukuk gibi bütün alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları kadınlar için büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede Ankara Rize Dernekleri Federasyonu Başkanımız Sayın Muammer Bostan Bey ve yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarım adına katılımcı başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Abdurrahman Bey'e de sunumu için çok teşekkür ediyoruz. Şehitlerimize evet. Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Pandemi sürecinin bir an önce bitmesini, bütün insanların sağlıklı, mutlu, huzurlu, sevgi dolu yarınları olmasını temenni ediyoruz. Güzel bir program olması dileklerimizle. İyi akşamlar diliyorum. Sevgilerimizi, selamlarımızı söylüyoruz federasyonun bütün izleyicilerine. Çok teşekkür ediyoruz Emine Hanım. Ben de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Ben de size başarılı iyi bir program olsun. İnşallah. Çok sağ olun. İnşallah. Evet Emine Hanım'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Programımıza tekrardan hoş geldiniz. Şöyle başlayalım dilerseniz. Ben ilk sözü sizlerin de hoşgörüsüyle Hülya Hanım'a vermek istiyorum. Kendisi Rize'den programımıza katılıyor. Rize'de yıllarca kadın adına katkı sunan, projeler üreten, toplumdaki rollerini arttırmaya çalışan, farkındalık oluşturan bu konuda bir sivil toplum kuruluşumuz var. Ebul Yaşam ve Sanat Derneği. Kendisi Hülya Hanım, bu derneğimizin başkanı. Dilerseniz bu derneğimizin hikayesini bir de Hülya Hanım'dan dinleyelim ve sohbetimize başlamış olalım. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Rize'den sevgi ve saygılarımla. Bizler 14 yıllık bir dernek tecrübemiz var. 2007'de kurulduk. Kurulma amacımız tamamen Rize'nin kültürel ve sanatsal alanda zayıf olmasından kaynaklıydı. Ama bugün geldiğimiz noktada ciddi anlamda bir değişim var. Tabii çok pardon, sesim bana geliyor. Şu anda nasıl? Şu an gayet değil. Güzel. Gayet güzel. Ebru'lu Yaşam ve Sanat Derneği kültürel ve sanatsal alanda çalışmalarını yaparken aynı zamanda yaşama da dokunmaya çalışıyor. Biz sosyal sorumluluklarıyla bilinen de bir derneğiz.
sürekliliği olan çalışmalar da yapıyoruz. Mesela 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bizim bu sene 9. yılımız ve biz 9 yıldır bu şehrin kadınını anlatıyoruz. Bu şehrin hangi kadını? Hayat... Biz sizi duyuyoruz Hülya Hanım, buyurun. Zannediyorum internette bir kopukluk oldu. Hülya Hanım bağlanana kadar biz şöyle devam edelim. Yine çok değerli bir sivil toplum kuruluşumuz. Aynı zamanda Vize Dernekleri Federasyonumuzun da bir bileşeni. Vize ve Kadın. Vize ve Karadeniz Kültür Sanat Derneği Başkanımız Elmas Kutlu Hanımefendi de bizlerle beraber. Vize ve Karadeniz Kültür Sanat Topluluğu yıllarca Ankara'da konserler vererek unutulmaya yüz tutan Anadolu türkülerini bizlerle paylaşıyor. Konserler veriyor. Çok büyük emek harcıyor bu konuda. Kitlelere hitap ediyor. Somut olmayan kültürel mirasımıza katkı sağlıyor. Dilerseniz Elmas Hanım hem derneğinizin hikayesini hem federasyonumuza yapmış olduğu katkıyı, yıllarca vermiş olduğu katkıyı ve bir kadın olarak böyle bir sivil toplum kuruluşuna başkanlık yapmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum ben de. Söylediğin gibi Elmas Kutlu ben. Öncelikle arkadaşımın da söylediği gibi şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, acılı ailelerine de sabır diliyorum. Ayrıca bir kadın olarak bu kadın gününde bu meydana gelen kadın cinayetlerini de son bulmasını diliyorum. Çalışma hayatındaki bu eşitsizliklere karşı direnen ve büyük bedeller ödeyen emekçi kadınlarımızı da saygıyla anıyorum. Şimdi ben devam ediyorum herhalde. Tabii siz sözünü tamamlayın Hülya Hanım'la, sonra devam edelim. Tamam. Samsun'da dünyaya geldim. Rize Pazarlı anne ve babanın 5 çocuğundan sonuncusuyum. Rahmetlik babamın deyimiyle tekne kazıntısı. Eşim de Rize Pazarlı, 2 kızım, 2 de kız torunu sahibiyim. İktisat Fakültesi mezunuyum. Şube müdürü olarak görev yaptığım Türk Telekom Genel Müdürlüğü'nden 2009 yılında emekli oldum. O tarihten sonra federasyonun verdiği görevlerde kadın kollarında, aynı zamanda Ankara Pazarlar Derneği'nde faaliyetlerde bulunduk. Daha sonra 2012 yılının son ayında kurulan Rize ve Karadeniz Kültür Sanat Derneği'nin başkanı oldum. Sen de söylediğin gibi Federasyon Yönetim Kurulu'nda ve Ankara Pazarlar Derneği'nde yönetim kurulu üyesiyim. Şimdi kadın her şeyden önce toplumun çimentosu, öyle görüyorum. Benim yaptığımız iş nedeniyle daha ziyade sanatla alakalı biz dernek olarak sanatın müzik dalıyla ilgileniyoruz. Bu anlamda biz Türk kadınlarına eğitimde, iş hayatında seçme seçilme hakların vermiş olduğu haklardan dolayı şükranla andığımız Mustafa Kemal Atatürk diyor ki sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir. Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, name ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlıktır der. Biz de bu söylemden hareketle söylediğim gibi müziği seçtik. Bu arada müzik olarak da özellikle Karadeniz halk müziğinin tanıtılması, yaşatılması, yaygınlaştırılması ve gelecek kuşaklara sağlıklı bir biçimde aktarılmasını hedefledik. Bu amaçla oluşturduğumuz Karadeniz Türkü Topluluğu Şef Abdullah Gündüz ile birlikte yürütüyoruz. Bu bir yıllık sürede pandemi sürecinde kesilmiş olsa da inşallah normale döndüğümüzde yine devam edeceğiz.
Koromuzda ben ve eşim dahil olmak üzere ev hanımları, öğretmenler, hemşire, üst düzey yönetici, az önce konuşma yapan yönetim kurulu üyesi Tülay da dahildir. Türkiye'nin ilk ve tek Karadeniz halk müziği topluluğu olmaktan dolayı gurur ve onur duyuyoruz açıkçası. Biz Rize günleri, Kadınlar Günü, Anneler Günü, Öğretmenler Günü, Cumhuriyetimizin kuruluş günü ile Rizeli sanatçılarımızı anma amaçlı etkinlikler yaptık. Toplam 26 tane. Bunu Ankara'da, Rize'de, Batum'da, İçişleri Bakanlığımızca desteklenen proje kapsamında Hatay'da hem yiyeceklerimizi standlarda aksesuarlar ve yiyecek ikramlarımızla memleketimizi tanıtmayı çabaladık. Hülya Hanım da biliyor, 27.sini Rize'de verecektik ama o zaman da şehitlerimiz vardı. Onlara saygımızdan dolayı iptal ettik. Kendileri de aynı şekilde, onları da bir şeyleri olacaktı sanıyorum. Evet. Sonunda da biliyorsunuz pandemi süreci başladı. Diyorum ki ben yaşadığı sürece türkü söylemeyen bir kadın yoktur. Bu bazen bebeğini ninni, uyu. Bazen askere elediği evladına söylediği bir türkü. Eledim eledim, höllük eledim. Bazen gurbetteki eşe duyulan özlem ve sitemle yârim İstanbul'u mesken mi tuttun? Asker yolu bekledim. İstemediği delikanlıya uşak gelme peşime. Haydi 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 yok. Kızlar kahve içerler, gelinle de çay da yok şeklinde türkülerle söyleyemediklerini, neşesini, hüznünü, hasretini türkülerle söylemişler. Bunları bazen yazıya döküp kitap olmuş, bazen de tuvale çizilmiş, resim olmuş. Sivil toplum örgütlerinde eğer bir şey olarak sayacak olursak kadın aslında her yerde var. Baba ocağında annesinin sağ kolu, kardeşlerin abla, sonra eş ve anne. Dünyanın ilk kadın pilotu olma, cephede Halide Onbaşı olma, Karapat, mermi taşıyan Şerife Bacı, İstiklal madalyalı Çete Emir Ayşe gibi kadınlarımızı rahmetle minnetle anıyoruz. Dolayısıyla her birimizin, ben Süleyman Basa'nın söylediği bir söz benim çok hoşuma gitmişti. Bugüne kadar hep kendimiz için çalıştık ve memleketimizden şeyler aldık. Şimdi de bizim ne verebilirize bakmamız gerekir demişti. Bu benim çok hoşuma gitti gerçekten. Çok güzel bir söylemdi. Dolayısıyla da kadınları evde oturup hiçbir şey yapmadan duramayız biz zaten, yani kadınlar. Kaldı ki bir de hemşehrilerim, yani Rizeli kadınlar, kimse kusura bakmasın da bir kat daha fazla çalışkan mı ne, ya da ben öyle görüyorum, bilemiyorum. Dolayısıyla da boş duramıyoruz. En yaşlımız dahi çorap örüyor yani evinde. Onun için sivil toplum örgütlerine katılmalarını ben salık veriyorum. Yani özellikle rica ediyorum. Çünkü birlikten kuvvet doğuyor. Bir dönem federasyonumuzda kurslar vardı, dikiş kursları. Oradan bir takım beceriler elde etti o gelen bayanlar. Onun için de çok önemli. Onları ne şekilde olursa ulaşıp mutlaka sivil topluma kazandırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz bu değerli ifadeleriniz için. Aslında türkü diliyle ifade ettiğiniz düşüncelerinizi. Evet. Derneğinize de yakışıyor bir şekilde. Hülya Hanım, size kaldığımız yerden devam edeceğiz ama ben Nilüfer Hanım da kendisini tanıtsın istiyorum. Tabii sizden ki. De kendinizi tanıtmanızı hem de şahsım adına da sizleri tebrik ediyorum. Rize Dernekleri Federasyonu Kadın Kolları Başkanlığınız için. Bu konuda da neler söylemek istersiniz? Buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara
sağlık, ailesine de sabırlar diliyorum. Evet, yeni seçildim Kadın Kolları Başkanlığı'na. Bundan çok mutluyum. Daha önce de görev almıştım ama torunum dolayısıyla bir müddet ara vermek zorunda kaldım. Ben 1965 Rize doğumluyum. İstanbul'da okudum, büyüdüm. İstanbul Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü Modelistik bölümünden mezunum. Mesleğimi yapmadım. Birçok derneklerde görev aldım. Ayrıca 19 yılım Okul Aile Birliği Başkanlığı'yla geçti. Bir kızım, bir oğlum var. İkisi de evliler. Bir de dünya tatlısı 2 yaşında torunum var. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. İşte 2 sene torunum dolayısıyla faaliyetlerime ara vermiştim. Şimdi RİDEF'te tekrar başladım. İnşallah birlikte çok güzel şeylere imza atacağız. Çok güzel şeyler yapmak isteyen hanımlarımız var. Fakat işte bir yol istiyorlar. İnşallah bu yolu onlara açacağız. Biraz önce dediğiniz gibi bu meslek edindirme ve branş kursları iyi olur düşüncesindeyim. Ben de dikiş hocası olarak da görev alabilirim bu kurslarda. Çok güzel İnşallah olur. Çok iyi olur. İnşallah birlikte elimizden geleni yapacağız. Bu kadar. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. İnşallah. Aslında ben çalışma teşekkür ederim. Çalışma konularınızın da bir ön izlenimini vermiş oldunuz. Hülya'nın bir internetten dolayı aksaklık yaşadık. Böyle şeyler olabiliyor. Evet. Lütfen kaldığınız yerden devam edin. Sıkıntı olmaz. Canlı yayınların şeyi bu zaten. Mutlaka bir şey olur. Alıştık biz bunlara. Evet. Özellikle de şu pandemi döneminde çok sık denk gelen şeyler oluyor maalesef, hatalar. Biz biraz önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü konuşurken söylediğim şey, bu şehrin, biz 9 yıldır bu şehrin kadınlarını yapıyoruz. Ve biz bu şehrin kadınını yaparken hanımefendilerin söylediği şeyler aslında. Karadeniz kadını Amazon ruhlu bir yapıya sahiptir. Ekmeğini taştan çıkaran kadınlarımız vardır. Mevkisi ve rütbesi ne olursa olsun Karadeniz kadını mutlaka kendini ifade eden, ayakları yere sağlam basandır. Dolayısıyla biz her yıl hem paneller yapıp hem de kadınlarımızın el sanatlarıyla ürettiklerini, sergilerini yapıyoruz. Aynı zamanda biz 2013 yılında bu şehrin kadınlarına başladığımızda bir de derneğimizin üyesi sevgili Mehmet Ali Güneş ve çok değerli bir hocamız İrfan Çalık Bey ile beraber bu şehrin kadınları şiirini yazıp şarkısını besteleyip 2017'de de bu şarkımızı klip çektik biz. Ve tamamen hakikaten her açıdan bu şehrin kadınını anlatan, her kesimdeki kadınını anlatan bir klip. Oyuncuların hepsi derneğimizin üyesi. Hayatında ilk defa kamera karşısına geçen arkadaşlarımız oldu. Ve o kadar güzel amatör ruhu yansıttık ki oraya. Açıkçası herkes tarafından da beğenilen bir klip oldu. Dolayısıyla bu sadece yaptığımız çalışmalardan bir tanesi. Ebru'yla Yaşam ve Sanat Derneği denince akla sosyal sorumluluk projeleri geliyor. Biz hemen hemen tüm kurumlarla çalışan bir derneğiz. Onun haricinde yaptığım özellikle unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarından yola çıkarak yöremize ait sanat dallarını hem yaşatmaya çalışıyoruz, hem bu konuda verdiğimiz kurslarla evine ekmek götüren kadınlarımız var. Yani ben size şöyle söyleyeyim, sadece sepet örücülüğünde 2009'dan geldiğimiz nokta 2021, hatta biz bu sene bile pandemi sürecinde dahi açtığımız kursla 200 küsüre yakın kadınımızdan şu anda 25'e yakın kadınımız evine ekmek götürüyor. Bunlar hem sanat dallarını öğreniyorlar. Kadın deyince de özellikle biz kurslarımıza ekonomisi zayıf kadınlarımızı alıyoruz. Dolayısıyla evlerine ekmek götürdüklerinde de ev ekonomisine katkılarını sağlamış oluyoruz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Onun yanında gençlere yönelik çalışmalarımız var. Engellilere yönelik çalışmalarımız var. Farklı açıdan farkındalıklar yaratmaya çalışıyoruz özel durumlar hakkında.
sürekliliğini sağladığımız çalışmalarımız var. Mesela Ekim ayı meme kanserine farkındalık ayıdır ve biz her yıl Ekim'in 15'inde mutlaka bir farkındalık çalışması yaparız. Ama bu farkındalık çalışmasını yaparken de erken teşhise dikkat çekmeye çalışırız. Hastalarımızla bizzat konuşarak, diyaloglar halinde onlara o günü mutlu geçirmelerini sağlayacak şekilde çalışmalar yaparız. Hem de erken teşhise dikkat çekmeye çalışırız. Bütün bunların yanında eğitime de katkılarımız oluyor. İşte kültür ve sanat zaten bizim her zaman yaptığımız iştir. Kendi içimizde 14 sanat dalımız var. Yöresel, modern ve geleneksel sanat dallarından oluşan sanat dallarımız var. Biz bunlarla alakalı hem kurslar veriyoruz, hem sergiler yapıyoruz, hem de işte İstanbul, henüz Ankara'ya gelemedik ama İstanbul'da 3 sergimiz oldu. Geçen sene Siirt'e gidecektik. Maalesef ki işte Emas Hanım'ın dediği neden dolayı gidemedik. İnşallah önümüzdeki yıllar daha büyüklerini yaparız diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Ben özellikle STK'nızdan bahsederken üreten yanından bahsetmek istemiştim. Bununla ilgili bir kooperatif kurduğunuzu da hem sosyal medyadan hem de haberden öğrendik. Bunu konuşacağız ama ifade ettiğiniz bu şehrin kadınları klibini dilerseniz önce bir izleyelim. Teşekkürler. Ben yeşille mavinin sırdaş oldum. Ben gerçek.
Evet Elmas Hanım, bir yorum yapmak ister misiniz? Çok güzeldi. Ben Rize'de dinlemiştim, bayılmıştım. Gerçekten de emeklerine sağlık. Ben Hülya Hanım'ı zaten çok takdir ediyorum gerçekten. Çok sağ olun. Bir hemşerim olduğu için de gurur duyuyorum onunla bu kadar çalışkanlığını. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tanıdığıma o anlamda çok mutluyum. Gerçekten Rize'de bizim çok çalışkan kadınlarımız var. Sivil toplum örgütlerinde. Kutluyorum. Evet. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ama bir yerde başarı varsa mutlaka orada bir ekip çalışması vardır. Kesinlikle. Ben ekip ruhuna, ekip çalışmasına inanan bir insanım. Dolayısıyla şu anda belki burada sadece ben gözüküyorum ama arkada bir dolu insan var. Canla başla çalışan, işte bütün gönüllülüklerini ortaya koyarak çalışan arkadaşlarımız var. Buradan da onları çokça selam ediyorum. Katılıyorum. Bizde de aynı durum. Yok, bir kişiyle bir şey olmaz. Mutlaka ki el birliğiyle olacak her şey. Evet, aslında buradan esas konumuza gelelim istiyorsanız. Sivil toplum hayatında kadınların katılımcılığı, kadınların rolü. Ben bu konuda Nilüfer Hanım'a bir kadın kolları başkanı olarak sormak istiyorum. Kadınlar sivil toplum kuruluşlarında nasıl rol almalı? Daha doğrusu sivil toplum kuruluşları kadınların katılımcılığında nasıl öne çıkmalı? Neler söylemek istersiniz? Vallahi bu çok önemli. Dediğim gibi bu konularda birçok çalışmak isteyen bayanlarımız var ama destek görmedikleri için geri planda kalıyorlar. Ben hani bu kadar yıl bu işlerle uğraşmam, başarılara ulaşmamın tabii sebebi arkamda beni destekleyen eşimdir. Her zaman ona çok teşekkür ediyorum. Onun desteği olmasa ben bugünlere gelemezdim. Dediğim evet, gibi Sayın Bakanımız az önce de iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, teşekkür ediyorum. Selamları var sizlere de. Şimdi çok önemli. Yani ben eşimin görevinden dolayı birçok cezaevinin bayan mahkumları bölümüne gittim dernek çalışmalarımız dolayısıyla. Daha önceleri kavga eden, birbirlerini işte jilet çeken bayanlar oturup konuştuk, seminerler verdik ve kurslar açtık onlara. Yani en basiti bu cezaevindeki bayanlar. Bu kurslarda bir şeyler öğrenerek üretime geçtiler. Daha sonra bakanlığımız tarafından eşimin katkılarıyla kurulan iş yurtlarıyla cezaevleri holding durumuna döndü. Şimdi birçok imalat yapılıyor ve bunlardan mahkumlar hem para kazanıyor hem sigortalı. Dediğim gibi yani teşvik ettikçe çok güzel yerlere gelebiliriz. Başarılarımız daha daim olur diye düşünüyorum. Aslında üretmenin yalnızca tabii ki maddi olarak değil, fikirsel olarak üretmenin sivil toplumda katılımcılığı arttıracağını ifade ettiniz. Bu konuda bir katılımcılık evet. Örneği de Rize'de kadın kooperatifi kurularak Hülya Hanım bu konuda bir başarıya daha imza attı ekip arkadaşlarıyla beraber. İsterseniz bu kadın kooperatifimizi konuşalım. Kapsamı nedir? Çok teşekkür ediyorum. Ne şekilde ilerliyor ve biz RIDEF olarak nasıl katkı sağlayabiliriz? Bizden beklediğiniz bir katkı var mı? Buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizler kooperatifi daha yeni kurduk. Çiçeğeburnu'nda bir kooperatifimiz var. Evruli Eller Girişimci Kadın Üretim Kooperatifi. Evruli Eller derken tamamen rengarenklilik anlamında. Çünkü biz tüm Rize'yi kapsayan çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Artık devletin politikası haline gelmiş ve o kadar kolaylaştırdı ki kooperatifçilikte her şeyi. Yani resmen şey diyorlar size, yeter ki üreten kadın olsun, bir çatı altında toplansın bu kadınlar diye. Biz de onu hemen görünce 14 yıllık bilgi birikimimizi de hesaba katarak bu işi yapabiliriz gözüyle baktık. Ama bu konuda yerel yönetimlerde işte sayın valimizin, eşinin, belediye başkanımızın ve bir sürü dostumuzun ciddi anlamda desteği oldu. Hani kurmanız gerektiği yönünde. Biz de o doğrultuda kooperatifimizi kurduk. İnşallah yazın geldiğinizde işte pandemi biter de gelirseniz hakikaten bizimle beraber de kurulan başka kooperatifler de var ve bunlar bizi mutlu ediyor gerçekten. Artık üreten kadın evinden
ben işte çok üretiyorum ama evimde duruyor, düşüncesi bitiyor. Bütün üreten kadınların hem gıdada olsun hem de el sanatlarında olsun mutlaka bir alıcısı olacak. Ve biz bu konuda kaliteden asla ödün vermeyi düşünmüyoruz. Ama Kalkandire'den başlayıp Fındıklı'ya kadar bütün üreten kadınlarımıza sahip çıkarak ürettiklerini alıp satmayı hedefliyoruz. Tabii bu arada federasyonda satacağız ki geri dönüşümler olsun. Federasyon orada çok tebrik ediyoruz. Olacak. İyi müşteri bulmuşsunuz Hülya. Kesinlikle. Her zaman hazırız. Ay çok sağ olun, çok teşekkürler. Ben sivil toplumdaki kadına yönelik de bir şey söylemek istiyorum. Rize'de 800 küsür tane dernek var. Şubesi olan dernekler vesaireler falan derken. Ama yerelde kurulan dernekler var. Biz bu arada Rize Sivil Toplum Gönülleri platformumuz var. 2016'dan beri yaptığımız çok güzel çalışmalar var. Onlardan da bir iki örnek anlatmak isterim. Bu süreçte, bu yeni dönemde koordinatörlüğünü ben yürütüyorum. Ve bizim bünyemizde yerelde kurulan 75 dernek var. Ve bu 75 derneğin yarısından fazlası kadın. Ve o kadar başarılı çalışmalar yapıyor ki kadınlarımız, yani beyler de yapıyor. Biz zaten kadın erkek ayrımı yapmadan, ama yani kadına yönelik bir soru sorduğunuz için bunu söylüyorum. O kadar başarılı çalışmalar yapıyor ki kadınlar. Yani bence kadın her yerde olmalı zaten. Kadının olduğu yer güzel oluyor. Bu düşünceden yola çıkarak. Doğru. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Aslında şöyle bir kadın potansiyeli var. Biraz da bu kadın konusunu Rize'ye taşımak istiyorum. Mesela benim annem de Rize'de yaşıyor. Kendisine selam söylüyorum eğer izliyorsa. Ellerinden öperim. Bizim de kadınımız, selamlar. Sağ olun. Evet. Bizim Rize'de kadınımız üreten, gerçekten üreten. Çocuğunun eğitimini üstlenen, onunla ilgilenen, hafta sonunu köyünde geçiren, hafta içi kentte çocuğunun eğitimiyle ilgilenen, yazı çay bahçeleriyle ilgilenen, ondan sonra bir yandan da ailesine katkı sunmaya çalışan, gerçekten birçok rolü üstlenmiş bir kadın profilimiz var. Evet. Hatta bizim kadınımız o kadar çok bir rol üstleniyor ki Rize'deki bizim erkeklerimiz tamamen işe yaramayan bir pozisyona düşüyorlar. İşe yarasalar bile öyle bir portfolyo ortaya çıkıyor. Mesela Rize'de yapılan belgesellerde bu konunun çok çok konuşulduğunu da görüyoruz, dinliyoruz. Aslında buradan yola çıkarak şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Aslında kadının katılımcılığına, o coğrafyadaki yaşantısı, o coğrafyadaki kendisine biçilen rolde önemlidir diyebilir miyiz? Bu soruyu ortaya atıyorum. İlk söz almak isteyen buyursun lütfen. Şimdi ben çok pardon. Tamam. Estağfurullah, söyleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ben şundan kaynaklandığını düşünüyorum. Ailede yaşananlarda gurbetçilik fazla olduğu için erkeklerimiz çalışma amaçlı şehir dışına çıktıklarından kadına kalmış. Yani evin pişirmek, kotarmak, hem tarlada hem evde her yerde olmak omuzlarına kalmış. Dolayısıyla bunu öğrenmiş kadınımız. Ben ona bağlıyorum açıkçası. Emas Hanım, kesinlikle katılıyorum ben size. Aynı şeyi söyleyecektim. Biraz bu düşünce bizim erkekleri de sanki gerçekten hani hiçbir şey yapmayan etmeyen bir modele büründürüyor. Aslında öyle değil. Onlar da elinden geleni fazlasıyla yapıyor ama bizim kadınımız güçlü. Abdurrahman Bey, yani kadın, Karadeniz kadını eşini kaybettiğinde veya her ne sebeple olursa olsun tek başına kaldığında o 5 çocuk veya 7 çocuk, kaç çocuksa, ekmeğini taştan çıkararak o çocuklarını okutuyor, büyütüyor, evlendiriyor ama kadın hala çalışıyor. İşte sizin biraz önce anlattığınız anneniz gibi, o kadını siz tarladan alamıyorsunuz. Aldığınız anda kendini gerçekten çok kötü hissediyor. Dolayısıyla bizim kadınımız oturmayı sevmiyor, hep üretmeyi seviyor. Dediğiniz şey çok doğru. Coğrafi koşulların getirmiş olduğu bir şey. Coğrafi koşulların bize belki de alıştırdığı bir alışkanlık diyelim. Bizim kadınımız oturmayı sevmiyor. Onun için de girdi, nereye gidiyorsa
orayı güzelleştiriyor, çiçekleştiriyor ve şaha kaldırıyor. Bu da çok güzel bir şey. İyi ki de Karadenizliymişiz. Evet. Öyle mi? Evet. Gülfer Hanım, sizler neler söylemek istersiniz? Ben şunu söyleyeceğim. Öncelikle arkadaşları tebrik ediyorum çalışmalarından dolayı. Çok teşekkürler. Şimdi dedikleri gibi hani Karadeniz kadınları çok çalışkan, hırslı, o şekilde yetişmişler. Erkekler için de bir şey yapmıyor diyorlar ama o eskiden de herhalde. Şimdi eskisi gibi öyle kahvelerde erkekleri göremiyoruz. Hiç olmazsa en azından çay satışlarıyla çay alım yerlerine gidiş gelişte şu anda erkekler çalışıyor. Biz de fırsat buldukça Rize'ye gidiyoruz. Eşim Pazarköy'den, kendimizce bir evimiz var. Yani orada ben şu anda boş duran erkek görmüyorum. Eskiden ama öyleydi, hep kahvelerde duruluyordu. Eşler çalışıyordu, hem çaylıkta, tarlada, ahırda, inek oluyordu mutlaka. Yani ben ilerlemelerin güzel olduğunu düşünüyorum. Daha da ilerleyeceğinden de eminim. İnşallah. Temennimiz öyle. İnşallah. Peki dilerseniz şöyle devam edelim. Yarın Rize Dernekleri Federasyonu Kadın Kollarımız bir kahvaltı etkinliğinde bir araya geliyor. Sayın Nilüfer İpek Başkan bunu organize ediyor. Başkanım, neler konuşacaksınız? Özellikle öne çıkarmak istediğiniz başlıklar var mı? İşte göreve yeni başladım. Öncelikle arkadaşlarımın desteğini isteyeceğim. Onların da federasyona üye olmasını isteyeceğim. Çünkü aşağı yukarı bir 30 kişi falan daha önce Rizeliler grubumun elemanları, eşleri Rizeli bürokratlar, onların kendi çaplarında bir grupları vardı. Aşağı yukarı 15 seneden fazla toplanıyorlar. Geçen sene de benden rica ettiler hanımları toplamamı. İşte her ay toplanıp bir yemek yiyorduk, bir araya geliyorduk. İşte bu korona dolayısıyla ara vermek zorunda kaldık. İşte ne tür çalışmalar yapabiliriz? Arkadaşların fikirlerini almak. İnşallah güzel şeyler olacak düşüncesindeyim. Öncelikle biraz önce de bahsettiğim gibi bu kursların açılması. Bir taraftan hem öğrenim, bir taraftan hem satım olabilir, hem katılan bayanlara bir gelir olur. Eğitim çok önemli. Aylık seminerler olabilir üniversite hocaları tarafından. Biz daha önce bu seminerleri bayan mahkumlara yapıyorduk. Çok da faydasını gördük. İşte öfkeyle ilgili, ondan sonra çocuklara davranış. Çünkü her şey aileyle başlıyor. Eğitim ailede başlıyor. Öncelikle aile eğitilmeli. Yani bunun eksiklerini ben okullarda da çok yaşadım. Çocuklarımın okulları dolayısıyla birçok okulda görev yaptım. Çoğu şeyden haberi olmayan velilerimiz var. Bu konuda işte duyarlı olmamız lazım. İşte bakalım işte bir ortada bir işte bir grup kurup güzel çalışmalar yapmak düşüncesindeyim. Tabii ki desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdiden başarılar diliyoruz. Buradan Elmas Hanım'a teşekkür dönmek istiyorum. Ederim. Elmas Hanım, bir normalleşme süreci başladı. Tabii ki konserler için çok erken ama pandemi çok sonrasında erken. Nasıl bir dönüşe hazırlanıyorsunuz? Şu an Rikat neler yapıyor? Pandemi dönemini nasıl geçiriyor? Şimdi pandemi döneminde biz bir WhatsApp grubumuz var. Orada yine çalışmalar, kendi içimizde konserler veriyoruz. Seninle de konuştuğumuz bir proje var biliyorsun. Onu bir çalışacağız yeniden ne yapabiliriz de bakmak için. Aslında çok şeyler var aklımızda da hani günahlarım koyuvermiyor derler ya. Bizde de öyle oldu. Pandemiden çekiniyoruz açıkçası. Onun için de ben Nilüfer Hanım'ın düzenlediği yemeğe de katılmıyorum. Çünkü renkleri dönmeye başlamış yine Ankara'nın bu akşam haberlerde öyle gördüm. İnşallah bir başka bunlar bittikten sonra çok daha büyük etkinlikler yaparız diye diliyorum. Ve şöyle aslında Hülya Hanım'dan öğreneceğimiz çok şeyler var. Rica ederim. Bizler, onlar kadar çok büyük etkinlikler uzun zamandır yapamıyoruz. Olmuyor yani.
Ama yeni dönemde çok iyi şeyler olacağını, kadın kolları eskiden çok faaldik. Sonra bir sürece girdik, bir takım hoş olmayan durumlar oldu, nahoş durumlar. Sonrasında pandemi derken bir uzunca bir ara oldu. Bundan sonra yeniden canlanacağını biliyorum. Biz sonuçta bir tavanın balıklarıyız yani. Rize ve Karadeniz Kültür Sanat Derneği ya da Hülya Hanım'ın Ebruli Sanat hiç fark etmiyor. Biz öyle görüyoruz. Federasyon deseniz öyle, Pazarlar Derneği. Biz o şekilde görüyoruz. Yeni bir kan olarak Nilüfer Hanım'ın gelmesine memnunum. Eskiden hep aynı kişilerdik. Yani yeni büyük, yeni kişilerle çok da bizim derneğimize de katkı verecekler mutlaka ki. Federasyon mutlaka, olduğu için. Tabii ki. Hep de öyle oldu. Bu anlamda ben Rize Dernekler Federasyonu olsun, Pazarlar Dernekleri Başkanlığı olsun çok teşekkür ediyorum. Bizi her zaman desteklediler. Ne zaman bir talebimiz olsa asla hayır sözünü hiç duymadım. Bu anlamda daha önceki başkanlarımıza da şimdi Muammer Bostan'a ve Selahattin Bala'da çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, ekranda Profesör Birsen Çeken'in fotoğrafını görüyorsunuz. Kendisi Rizeli, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde öğretim elemanı. Fotoğrafı niye yansıttım? Rize Dernekler Federasyonu olarak bu hafta farkındalık oluşturmak amacıyla altta da yer alan, hemen ekranına da vereyim görüntüyü. rizefederasyon.com. Hülya Hanım sizi biraz kapattım, özür dilerim. rizefederasyon.com'dan bir sanal sergi açacağız. Sanal sergiden Rizeli kadın ressamların fotoğraflarını gezebileceksiniz sanal ortamda pandemiden dolayı. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Nilüfer Hanım'dan alacağız. Biz bu konuda biraz aydınlatabilir misiniz Nilüfer Hanım? Ne olacak, içerik ne olacak, neden böyle bir şey yapıyoruz? Tabii ki. Başkanımız Muammer Bey bu konuyu dile getirdi. İşte bu resimle ilgilenen Karadenizli, Rizeli bayanların resimlerinden oluşan bir sergi olacak. Yavaş yavaş resimler elimize ulaşıyor. Bunları sizlere yollayacağım seçimler için. Bunların içinde benim kendi resimlerim de var. Rizeli bayanların çalışmalarını tanıtan bir sergi olacak. Güzel olacağını düşünüyorum, teşvik edici olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi Rizeli bayanların desteklerini bekliyoruz bu konuda. Ekrandaki fotoğraf. Evet, bu benim çalışma. Ait, değil mi? Bu benim. Evet, bana ait. Tebrik ediyorum. Ben de Belmek'in kurslarına gittim bir yıl. Orada bir yıllık çalışmalarım. Ben de gitmiştim. Benim de 20 tane kadar tablom var. Ben de birkaç sene üzeri üst üste gittim. 20 kadar benim de var tablolarım. Evet. O zaman onları da yollarsanız bana çok evet. Sevinirim. Bilseydik, talep ederdik. Yani o sanırım bilmiyorduk. Sanatçılar yani resim anlamında olarak yollanması yeterli. Sanatçı dediğimiz yani bunu hobi olarak da yapanlar. Evet. Evet. Şu anda bizde fotoğraf görünmüyor. Evet, çıktı. Evet. Yani ressam olması şart değil. Ev hanımı olabilir, hobi olarak yapanlar olabilir. Amaç Rizeli bayanların yaptığı resimler. Ya ben birçok dalıyla ilgilendim. Bu arada kağıt rölyefinden tutun, cam boncuk, sıcak mine, o kadar çok şeylere, kurslara gidip şeyler aldım ki yani unutuyorum bazen neler olduğunu. Evet ya. Yani biz Türk kadınlarının evde oturma lüksü yok diyorum ben. Mutlaka bir şeylerle uğraşmamız gerekiyor. Kesinlikle ben de kesinlikle katılıyorum. Ben de katılıyorum. Bu arada Sayın Genel Başkanımız Muammer Bostan'dan bir mesaj aldık. Onu da hemen okumak istiyorum. Rize Dernekleri Federasyonu bir aile ortamıdır. Kadınlarımızla, çocuklarımızla beraber biz büyük bir aileyiz. Ben ve bütün tüm yönetimim, kadın kollarımızın her konuda yanındayız. Nilüfer Hanım'a tam destek olacağız diye bir mesaj iletmiş.
Biz de çok teşekkür ediyorum. Ben duymuş olduk. Zannediyorum başkanım yaptığımız faaliyetlerden hemen enerjiyi almış diye düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ebru'lu Yaşam Sanat Derneği pandemi dönemini nasıl geçiriyor? Bunu şu yüzden soruyorum. Her konumu mutlaka soruyorum. Çünkü pandemi döneminde alışılmış reflekslerimizin dışına çıktık. Evet. Mesela biz Nali Altı sohbetlerimizi RIDEF'te yapıyorduk konuklarımızla beraber. Şimdi bir program aracılığıyla Facebook ve Twitter'dan yapıyoruz. Toplantılarımızı RIDEF'te yapıyorduk. Şimdi Google Meeting'den veya Zoom'dan yapıyoruz. Yani alışkanlıklarımız değişti. Farklı algılamaya başladık. Farklı düşünmeye alıştığımız için şartlarla beraber sivil toplum kuruluşlarımızın anlayışları da değişti. Ürettiği projeler de değişti. Bu konuda Ebru'lu Yaşam ve Sanat Derneği pandemi döneminde nasıl bir değişim yaşadı? Böyle soralım. Bizler aslında çok da böyle hani kendimizi çok eve de kapatmadık. İlk 3 ay zaten hani bütün dünya anlayana kadar tamam. 3-4 ay evdeydik ama ondan sonra yavaş yavaş hani çok büyük projeleri hayata geçiremedik. Bizim birkaç projemiz vardı. Sürekliliği olan ve bu şehrin kadınları mesela biz geçen sene bu şehrin kadınları Rize Siirt buluşması yapacaktık. Her iki hem Rize Valiliği hem de Siirt Valiliği himayelerinde gerçekleştireceğimiz çok büyük bir katılımlı çalışmaydı. Onu maalesef yapamadık ama inşallah Mayıs ayında küçük bir boyutunu yapmayı hedefliyoruz. Ama onun dışında küçük de olsa bazı faaliyetlerimizi yerine getirdik. Mesela yazın 17 kişilik bir ekiple tasarım atölyesi, sepet örücülü tasarım atölyesi yaptık. Bunu yine valiliğin himayelerinde, Rize Valiliğin himayelerinde ve DOKAP projesi kapsamında hayata geçirdik. Onun haricinde işte sizin dediğiniz gibi arada sırada bu tarz yayınlar yaparak ama daha çok işte sosyal hayata dokunmaya çalıştık. Bu süreçte en önemli olan şeydi. Ramazan ayında mesela ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara çok yardımımız oldu. Ki bir de üzerine pandemi gelince, ikisi örtüşünce işte birçok insan çalışamaz duruma gelince biraz hayatlara ya yaşamlara dokunmaya çalıştık. Ama şimdi yavaş yavaş başladık. Biz mesela genel kurullarını yapamayan dernekler oldu. Mesela biz kooperatif için genel kurul bekliyoruz. Bir an önce genel kurulumuzu yapalım diye. Biraz böyle hani rölantide de olsa elimizden geleni yapmaya çalıştık açıkçası. Çok büyük katılımlar olmadan küçük katılımlarla çalışmalarımızı yine hayata geçirmeye devam ettik. Aslında sivil toplumda katılımın etki gücüyle ölçüldüğünü de ifade etmek isterim. Doğru, haklısınız. Bu an ortaya koyduğumuzun işin çokluğu değil, verimliliği topluma olan kesinlikle, faydası. Kesinlikle. Kesinlikle. Abdurrahman Bey, ben buradan bir duyuru yapabilir miyim? Şimdi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dedik ve bizim de pazartesi günü, 8 Mart pazartesi günü saat 18.00'da canlı bir programımız olacak sizler gibi. Ebru'lu Yaşam ve Sanat Derneği'nin hem Rize Valimizin değerli eşleri, hem Siirt Valimizin değerli eşlerinin katılımıyla sanatçımız Hülya Polat, çok değerli ablamız Çayhan Dervişoğlu ve bizim yönetimimizdeki arkadaşlarımız İçişleri Bakanlığı Nüfus Dairesi Genel Müdürü Sayın Şefik Aygül'ün eşinin de katılımıyla gerçekleştireceğimiz güzel bir programımız olacak yönetimdeki arkadaşlarla. Saat 18.00'da linkini yine atarız. Bekleriz sizleri de. Tabii ki. İnşallah etkili bir program olacaktır. Teşekkür ederiz. Şimdiden başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Ben son bir tur daha söz vermek istiyorum bütün katılımcılarımıza. Dilerseniz Elmas Hanım sizle başlayalım. Neler söylemek istersiniz? Bu anlamlı günde bizleri bir araya getirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
Gerçekten güzel bir yayın. Senin moderatörlüğünü ben gerçekten beğeniyorum Abdurrahman. Sana da söylüyorum. Gayet güzel oluyor. İyice artık yerine oturdu. Bu anlamda Türkiye'de, kendi memleketimizde ve dünyada barışın egemen olduğu, analara kıymayın efendiler diyorum. Artık kadının gözündeki yaşlar dinsin, gerçek yerini bulsun. Çünkü her erkeği bir kadın dünyaya getiriyor. Bunun lütfen bilincinde olalım diyorum. Teşekkür ederim bu katkı dolu sözlerinizden dolayı. Nilüfer Hanım, sizler neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle yayın için çok teşekkür ediyorum. Benim de ilk katılımım oldu. Sizin dolayısıyla bütün kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyorum. Biraz önce bahsettiğiniz gibi yarın sabah saat 10.30'da Ankara Hakim Evi'nde kahvaltımız var. Müsait olan arkadaşları, hemşerilerimizi bekliyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Tekrar iyi günlerde buluşmak üzere inşallah. Teşekkür ediyoruz. Tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dolayı. Hülya Hanım, sizler neler söylemek istersiniz? Ben davet ettiğiniz için Abdurrahman Bey'e çok teşekkür ederim. Çok değerli katılımcılarla sürdürdüğümüz bu yayın için de ayrıca hanımefendilere de çokça teşekkür ederim. Nilüfer Hanım, size tekrardan başarılar diliyorum. Elmas Hanım, size de öyle. Çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz şey çok doğru. Bizim deyimimizde bir tavanın balığıyız. Her ne kadar sizler Ankara'da, bizler Rize'de devam ediyorsak da ortak paydada yapılacak her şeyde şehrimizin güzelliği ve iyiliği için biz her zaman elimizi taşın altına koymaya hazırız. Yeter ki isteyelim. Biz de hazırız. Aynen. Çok güzel İnşallah. Bir program oldu. Özel ve güzel bir programdı. Ben tekrardan buradan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum, kutluyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz katılımlarınızdan ötürü. Tüm katılımcılarımıza ben de iyi akşamlar, iyi tatiller diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Emine Hanım, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Çok güzeldi. Tebrik ediyorum. Nasıl bir programdı? Nasıl değerlendirirsiniz? Ve siz bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili nasıl bir yorum yapmak istersiniz? Programı sizle kapatmak istedim. Buyurun. Estağfurullah. Ben şimdi programda Dünya Kadınlar Günü'nden dolayı sivil örgütlerimizin, yani Krizeli sivil örgütlerimizin başkanları, kadın kolları başkanları yer aldı. Ama başlangıçta ben Dünya Kadınlar Günü ile ilgili, ama biz yereldeki örnekleri oldu. Hiç böyle bir şey işlenmemişti. O yüzden çok güzel oldu bence. Genelde değil, yerelde evet. Kadınlar Günü programı oldu. Çok güzel oldu. Zaten federasyonumuz Rize Dernekleri Federasyonu olduğu için Rize'yle Rize'nin derneklerinin kadın kolları başkanlarının katılımıyla oldu. Güzel de hayırlı olsun. Bütün arkadaşlarımızı teşekkür ediyorum hepsine. Federasyonumuz adına teşekkür ediyorum. İzleyenlere federasyonumuzun programını seyrettikleri için teşekkür ediyorum. Güzel bir programı tebrik ediyorum. Sizi de tebrik ediyorum. Çok güzeldi. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, son yorumları da okuyalım. Son yorumlarda Bengü Şahinbaş, herkese teşekkür ederim demiş. Recep Alper Çevivel, Nilüfer Başkan ve konuklarına sevgilerimi sunuyorum demiş. Aysel Bal, çok güzel bir program oldu demiş. Mine Erkut, canım halacığım, her zamanki gibi güzel bir işe imza atıyorsun. Seninle ne kadar övünsem az demiş. Evet değerli izleyenler, bu hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart özel yayınımızda VDEV Kadın Kolları Başkanı Nilüfer İpek'i, Rize ve Karadeniz Kültür Sanat Derneği Başkanı Elmas Kutlu Hanımefendi'yi, Ebru'lu Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı Hülya Cevahoğlu'nu ve Yönetim Kurulu üyemiz Emine Tülay Sülüm gibi ağırladık. Katılımlarınızdan dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Haftaya bir başka programla, bir başka konukla sizlerle beraber olmak üzere. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Lütfen maskeye, mesafeye ve temizliğe dikkat etmeyi unutmayalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Söyle bakalım.